Herkese yeni bir mekandan merhaba. Üşümeme mazur görün. Ankara iklimine göre giyinmeyi bir türlü öğrenemedim. Hava -5 derece. Bugün bizim evin çok yakınlarındayız. Bir süredir Fırat Lifestyle'ın projelerini inceliyorum Ankara'da. Ve bir baktım, bizim semtte de var. Natura Alacaatlı. Örnek daireye ekstra efor sarf edip detaylara çok önem veriyorlar. Dolayısıyla size örnek olarak gösterip anlatabileceğim bir sürü malzeme çıkıyor. Hazır bu kadar yakınımızda varken de hemen çekmek istedik burayı. Gelin içeri girelim donmadan önce. Hızlıca size bir maketi göstereyim. Orada da ısınmış olurum. Montumu çıkartırım. 2 blok halinde yapılmış bu proje ve 2022 Eylül sonunda teslim etmeyi düşünüyorlar. Her daireye kapalı otopark düşünülmüş durumda. Şimdi içeride göreceğiz, çok tatlı balkonları var. Sizden önce bir ufak göz attım ben. Dışarıda da günlük olarak vakit geçirebileceğiniz peyzaj alanları gayet kullanışlı gözüküyor. Eğer böyle bloklardan ev satın almayı düşünüyorsanız bu dikkat etmeniz gereken detaylardan biri. Evinizden çıkıp rahatça arabaya binmeden böyle bir yeşillik görmek, bir yürüyüş yapmak ya da bir su sesi duymak çok rahatlatıcı oluyor. Gelin eve birlikte göz atalım. Şöyle kapatayım, dışarının sesi bize gelmesin. Dışarısı bir hayli yoğun. İçeri girdiğimizde rahatça bir alan karşılıyor bizi. Buradaki renk kombinleri Fırat Lifestyle'ın diğer projelerinden tanıdık gelebilir. Tatlı bir beige tonunda kapı ve vestiyerler var. Evin bütün süpürgelikleri de bu renkte. Her türlü mobilyaya uyum sağlayacak şekilde, işte geleneksele de uyum sağlar, moderne de uyum sağlayacak şekilde. Kapıdan içeri girdikten sonra sol tarafta mutfağın kapısı var. Sürgülü bir kapıyla ayrılmış mutfak. Mutfaklarda sürgülü kapı biraz daha yer tasarrufu sağlıyor size. Ne dışarı ne içeri açılırken yer kaplamamış oluyor. Mutfağa girmeden önce kanalımdaki videolarla ilgili ufak bir detaydan bahsetmek istiyorum. Evlerin nerede, kaç metrekare, kaç odalı olduğu hiç önemli değil. Kanalımdaki bütün ev turlarında evinizde uygulayabileceğiniz detaylardan bahsediyorum. Hani bazen diyorsunuz ki küçük evlerde ne yapabiliriz, şöyle evlerde ne yapabiliriz? Aslında izlerseniz oda oda, hem bu oda küçükse ne yapılır, bu oda büyükse ne yapılır, balkon pencere buralardaysa ne yapılır, bu detayların hepsinden bahsediyorum. Her videoda farklı bir fikir vermiş oluyorum. Bu videolarıma göz atmak isterseniz ev turu başlığı altında onlara kanalımdan ulaşabilirsiniz. Mutfakta tezgahlar çift taraflı. Bu çift taraflı tezgahların aslında kullanım olarak size büyük kolaylığı oluyor. Önce Serkan'ın hemen yan tarafından başlayalım. Elektronik eşyalar daha çok sol tarafımızda kalıyor. İşte buzdolabı için yapılan bir boşluk. Fırın mikrodalga boşlukları. Burası kiler dolabının olduğu kısım. Kiler dolaplarında boyunuzun yeteceği seviyeye kadar raylı bir çekmece ya da raf kullanmanız çok kullanışlı oluyor. Bu derinliği fazla olan bir dolap olduğu için arka tarafa ulaşmanız pek mümkün olmuyor. Ama raylı olduğu zaman kolaylıkla buradaki her şeyi çekip açıp görebiliyorsunuz. Sizin için aslında kolay ulaşabildiğiniz her yer daha çok saklama alanı demek. Ulaşamadığınız ama böyle derin dolaplar aslında saklama alanı değil, sizin için bir handikap oluyor mutfağın içerisinde. Burada ufak bir tezgah alanı daha var. Aslında ufak dediğim neredeyse 1 metre kadar var mı Serkan, burası var sanki. Yaklaşık 1 metre kadar. Böyle ekstra alanlar mutfağa bir tık daha kullanımını kolaylaştırıyor. Mesela böyle tezgah üzerinde işte kullanmak istediğimiz mikser olur, kahve makinesi olur, tost makinesi olur. Bunları ana hazırlama tezgahından ayrı bir yerde muhafaza etmek sizin kullanacak alanınızı arttırmış oluyor. Hem de bunlar hani dolap içine girmiyor günlük çok sık kullandığımız için. Burada daha düzenli toplu durabiliyorlar. Hatta işte üstünde ve bardak dolabı yeri hazır varken buradan çok kolay servis yapılabilir. Karşı tarafında da ocak lavabo alanı var. Mutfaklarda hep bahsediyorum, ocakla lavabo alanınızı maksimum böyle 120 santimlerde falan tutarsanız en rahat kullanım alanlarına sahip olursunuz. Burada da yaklaşık hani şurayı saymıyorum, burası biraz daha bulaşık damlalık alanı ama burada da 1 metreye yakın şu karşıdaki tezgah kadar hazırlık alanı var. Hazırlık alanının da mutfak üçgeninde sizi yormaması için de buzdolabına yakın olması lazım. Burada buzdolabına uzak mesafede değil. Hani aldığınızda normalde ben lavaboyu daha yakın tercih ediyorum buzdolabına. Hani damlalığını bu tarafa vererek ocağı o tarafa alıyorum. Ama öyle bir kombinasyonda bile hazırlık alanı bu taraf, burada kalıyor. Dolayısıyla alınan eşya
direkt buraya gelmiş oluyor. Lavabonun hemen sağ tarafında gömme bulaşık makinesi. Bu projenin verdiği elektrikli eşyalardan biri. Ocağı, davlumbazı veriyorlar. Bir tek burada mikrodalga ve buzdolabı verilmiyor her projede olduğu gibi. Araya bir benden spotu girmek istiyorum. Kullandığım iki tane Instagram hesabım var. Biri hemen şimdi yan tarafa koyduğum içmimar.berna diye kullandığım Instagram hesabım. Bu biraz daha iç mimarın günlük yaşantısından paylaştığı kesitleri barındırıyor. Ama bizim yaptığımız projeleri merak ediyorsanız, yani bizim stüdyomuzdan çıkan işleri merak ediyorsanız onu da şimdi yan tarafa koyuyorum. O da direkt iç mimar Berna diye geçiyor. Göz atmak isterseniz bu bizim biraz daha kurumsal sayfamız, portfolyomuz gibi aslında. Merak edenler için açıklamalar kısmına da isimlerini yazıyor olacağım. Mutfakta oturma alanı duvara yaslanmış. Hani eğer isterseniz bunu dik konumda da koyup 6 kişi rahat oturabilecek durumda. 4 kişiyseniz bu şekilde konumlandırıp daha rahat şuradaki kullanımı açabilirsiniz. Ama şuradaki genişlik ferah olduğu için yuvarlak masa bile sığacak gibi gözüküyor burada. Ortamı biraz daha canlandırmak için burada bir duvar kaplaması tercih edilmiş. Camlı, raflı olan kaplamalar tercih edilmiş. Bu kişiden kişiye, zevkten zevke değişebilir detay. Bunu zaten teslim etmiyorlar. Burada gördüğünüz alanı duvar kağıtlı, keten görünümlü duvar kağıdı şeklinde teslim ediyorlar. Bunları vermemeleri benim için bir tık daha iyi oluyor. Kendi mobilyanıza uygun bir şekilde burayı detaylandırabilirsiniz ya da sadece bir tablo asıp geçebilirsiniz. Bunlar teslim edildiği zaman bu sefer masanızın ve sandalyenizin buna göre şekillenmesi gerekiyor. Mevcut mobilyaları kullanırken bu biraz zor olabilir. Tezgah arkasında çok sık rast gelmediğimiz bir malzeme detayı var. Buralar ahşap görünümlü malzemeyle kaplanmış. Hani zaten su ve atıyorum yağ gibi şeyler ilk 15 santimde daha çok temas ediyor buralara. Şu 15-20 santimi kurtardıktan sonra buraya istediğiniz şeyi döşeyebilirsiniz. Bunlar da zaten malzeme olarak suya ve oradaki yemekten sıçrayacak herhangi bir yağ, kire karşı dayanıklı. Buradaki güzel detay bunun tavana kadar devam ediyor olması. Şimdi burada yarım kesilse ve oradan duvar kağıdı devam etse biraz ya dolabın üstü çok mu boş havası yaratacaktı. Gelelim balkon kısmına. Mutfaktan çıkılan balkonlar hoşuma gidiyor. Bazen ben buraları yemek odası olarak bile kullanıyorum. Hatta böyle tatlı bir kare şeklindeyse kesin yuvarlak bir yemek masası koyuyorum. Sandalyeler böyle biraz daha rahat olan, hani oturduğunuz zaman en azından 2-3 saat üstünde sohbet edilebilir bir alan var burada. Gayet L koltuk ve televizyon koyabileceğiniz alan sığmış buraya. Hatta şöyle ufak da bir detay yapmışlar buraya, içinde ışıklandırma bulunan. Bu alanı da kapalı teslim ettikleri için hani burayı kapatma detayıyla sizin uğraşmanıza gerek kalmıyor aslında. Bu kapatma detayı yapılırken benim dikkat ettiğim şey bazen korkulukları ihmal edebiliyorlar. Ama burada cam korkuluklar var. Hatta korkuluklar cam olduğu için dışarıdaki görüntünüzü pek de kesmiyor. Daha net bir hani manzara görüşü sağlıyor size burada otururken. Buradan tekrar evin merkezi olan girişe geri dönelim. Mutfakta ben çok vakit geçiriyorum. Bilmiyorum siz o kadar vakit geçiren birisi misiniz ama mutfak ve etrafında geçiyor çoğunlukla zamanımız. Buranın da böyle aydınlık, ferah bir yer olması çok büyük avantaj. Girişte dresuar konulacak bir yer var. Ayna konulacak duvarınız mevcut. Bunlar evinizi bir tık daha şık ve kaliteli gösteren detaylar. İçeriye misafiriniz ya da siz girdiğinizde en azından bir el çantanızı koyacak bir yerin olması, bir anahtarınızı bırakacak yerinizin olması kullanışlı oluyor. Salona geçerken salonun kapısı yok. İsteyen ekleyebiliyor ama projelerde genellikle artık kapısız veriliyor salonlar. Hem salondaki doğal ışığı hol kısmını alabilmek için, hem de şu girişteki alanı daha ferah gösterebilmek için. Aradaki ayırıcı panel projenin teslim ettiği detaylardan. İçeri girdiğimizde yemek alanının arkasında bir lambiri kaplama var. Aynalı, çıtalı şekilde. Ve yan tarafında da hemen kaloriferi gizlemişler. Kaloriferlerinizi bu şekilde gizleyebilirsiniz. Ben kalorifer gizleyeceksem eğer, şuradaki çıkıntı var ya Serk, bu çıkıntıyı da evden alıyorum. Yani bu tasarımı komple öne kadar çekiyorum. Ve bu sefer buraya işte raflı ya da dolaplı bir tasarım ekliyorum ki şu çıkıntıyı görmeyeyim, masanın arkası dümdüz dursun diye. Ama inşaatçılar bundan nefret ediyor. Çünkü metrekareyi azaltıyorsunuz.
Ben o arada nefes almaya çalışırken Serkan çok normal bir yorum yaptı. Zaten şöyle örnek daire tasarlarken fark ettim. Aslında örnek dairelerde ben daha çok hani metrekare kaybına değil de daha düz, daha temiz, böyle çıkıntısız gözüksün diye düşünürken diğer taraf daha çok ya bir metrekare olsa da biz bunu yazalım. Hani buradaki bana kayıp gibi gelmiyor açıkçası. Çünkü bu sandalye hala daha... Çok pardon. Bu sandalyeye hala rahat bir şekilde birisi oturabiliyor. Oraya da koltuk konulduğu zaman rahat bir şekilde birisi oturabiliyorsa ben şu görüntüyü görmektense bu duvarı şişiririm. Ama bu genelde hani kişiyi özel ev tasarlarken nazımızın geçtiği noktalar oluyor. İnsanlar gerçekten metrekareyi düşünerek de ev bakabiliyor. Benim burada ufak nacizane size bir önerim var. Artık örnek daireleri şanslıyız ki mobilyalı görebiliyoruz. Eskiden mobilyalı göremiyorduk sıfır daire alacağımız zaman. Mobilyalı gördüğümüz zaman zaten hani buraya genişçe bir koltuk sığıyor, genişçe bir berjer sığıyor, TV ünitesi bir hayli büyük. Demek ki bu metrekare tam olurunda bir metrekare. Yani bu masa da çok rahat sığmış. Buraya koyduğumuz işte 20 santimlik bir kapamanın burayı çok da daraltma gibi bir ihtimali yok. Bunları düşünmek lazım. Kağıtta yazılan metrekare değil, İçerideki metrekare ne kadar kullanışlı mobilyalar üzerinden ona dikkat edebilirsiniz. Kanalında zaten bununla ilgili bir sürü ev turu var. Tamamen bunun üzerine odaklıyız. Hani ev seçerken nelere dikkat etmelisiniz diye onlara da göz atabilirsiniz. L koltuk değil buradaki. Tam L koltuk diyecektim. Değil. İkisi de ayrı ayrı üçlü. Evet, aslında dört kişi bile oturur buraya. İkisi de ayrı ayrı dörtlü koltuk çok rahat sığmış. Hani böyle küçük minimalist koltuklar değil, gayet şık, geniş, rahat koltuklar. Berjer sığacak alanı bile var. Bu berjerle ilgili size bir detay söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki koltuğunuzu böyle koydunuz. Ben pencerenin önüne koltuk koymayı sevmiyorum. Pencerenin önüne daha çok berjer ya da şöyle altı açık olan dresuarları koymayı seviyorum. Koltuğunuz buraya bu kadar yaklaştı. Bu kadar dediğim ne kadar? 70 santim falan, yani berjerin sığmayacağı kadar yaklaştı. Ama berjer koymak istiyorsunuz. Tam olarak çözümü böyle bulabilirsiniz. Berjeri TV ünitesinin karşısına ittirdiğiniz zaman televizyonunuzun önüne denk gelmiyorsa bu tam olarak doğru bir yerleşim oluyor. Bunu alıp buraya koyduğunuz zaman bu sefer berjerin şimdi oradaki genişliğine bak Serkan, şuraya kadar gelmiş. Koltuğun önüne kadar gelecek berjer. Burada oturanın önünde bir berjer olmuş olacak. O görüntüyü ve rahatsız oturuşu engellemek için bunu bu tarafa ittirmek gayet yeterli oluyor. Evinizde böyle sıkıntılarınız varsa TV ünitesinin yanlarına berjerlerinizi çekebilirsiniz. Evet, odağımız genelde televizyon ve TV ünitesi oluyor ama sohbet ederken biz artık çoğunlukla televizyonumuz kapalı oluyor. Muhabbetin ortaya düşmesi gerekiyor. Hani berjeri de böyle televizyona doğru verince ve televizyon da kapalıysa bu televizyon ne zaman açılacak gibi bir şey oluyor. Bende bir beklenti oluyor açıkçası. Hepimiz hep birlikte bomboş kapalı televizyona bakıyoruz. Ama berjer bu tarafta olduğunda anlıyorsunuz ki şu ortamın odak noktası aslında burası. Normal olan. Salonun merkezi. Evet, bu sefer... Gerçekten nefes nefese kalma sebebim bu. Bir öncekileri kilo aldığım zamanlardı ve kırıcı olmuştu açıkçası. Yani böyle bilmediğiniz kişilere lütfen o soruyu yöneltmeyin, olur mu? Görseniz emin olsanız bile yöneltmeyin. İnsanların söyleyeceği varsa söyler zaten. Sehpalara bayıldım. Çok tatlılar. Biri komple mermerden ayağıyla birlikte yapılmış. Diğerinde sadece ayakta mermer var, üstü cam. Evde kuduruk bir oğlumuz olmasaydı benim tercih edeceğim şeylerden biri cam sehpa olurdu. Dar ve küçük alanlarda cam sehpa büyük bir avantaj. Çünkü görsel olarak yer kaplayan bir şey orta sehpa. Koymadığınızda biraz eksik gibi geliyor. Hem ihtiyacınızı gidermek için, hani böyle bir şeyler servis ederken kullanmak için, hem de alanınızı darlaştırmak istemiyorsanız cam sehpalara yönlenebilirsiniz. Cam sehpaların da sallanmayan, sağlam şeyler olduğundan emin olun, bu kımıldamıyor bile. Bir detaydan daha bahsedeceğim. Salonda iki tane pencere olması benim çok hoşuma gidiyor. Yemek alanları genellikle karanlıkta kalan taraflar oluyor. Oturma alanında kesin bir pencere oluyor da şu kısım
biraz göz ardı ediliyor. Yemek masası kısmında bir pencereniz varsa bu evin değerini arttıran şeylerden biri bence. Buradaki parkelerin rengi hoş. Tam ara bir renk. Ne sarı, ne turuncu, ne çok açık renkli. Çok açık renkli parkeleri ben çok sevmiyorum. Çünkü toplu konutlarda bazı mobilyaları çok da kalitesizleştirebilen bir renk. Bu tam ara renk. Biraz önce girişte dediğim gibi hem geleneksel mobilyaya hem de günümüz modern mobilyalarına uyum sağlayacak bir renk. Buradan çıkıyorum. Ha, vestiyer kısmımız var. Onun kapaklarını açmamışım. Yok. Hayret, genelde hep açıp şu derinliğini bir kontrol ederim. Burada ayakkabılık ve sigorta kısmı var. Bu tarafta da askılık alanı var ve burası bir askının sığabileceği genişlikte. Hatta daha bile fazla yapmışlar. Askıyı bırakıp bunu göstermiş olmaları çok güzel bir detay. Bence de genelde eğer eksikse oradaki derinlik, bu askıları göremiyorsunuz orada. Lütfen ev alırken ve belli bir meblağın üzerinde ev alırken bu detaya dikkat edin. Ya yanınızda metreniz olsun ya da dolabın içerisinde bir askı varsa bu askı dik bir şekilde sığıyor mu kontrol edin. Bunun içinde minimum ölçü kapak hariç 58 diye bahsetmiştim diğer videolarımda. Ama evinize gömme dolap yaptıracaksanız menteşeli kapak için 60-62 santim, raylı kapak istiyorsanız da 65 santime kadar yer ayırmanız gerekiyor derinlik için. Hemen yan tarafta bir oturma odası var. Biraz önce bahsettiğim metrekare meselesinden aslında detaylı burada bahsetmek istiyorum. Mesela bu odanın metrekaresini öğrenmenize gerek yok çünkü bir berjer, bir büyük uzun bir koltuk rahat bir şekilde sığmış. Hatta karşısına TV ünitesi bile sığmış. Bu rahat kullanabildiğiniz bir alan. Buraya oturma odası kullan diye kullanacaksanız sormanıza gerek yok. Ama yatak yerleştirecekseniz nereye nasıl yerleşiyor diye kontrol etmek gerekli. Mesela şu güzel bir detay olmuş gibi geldi bana. Kaloriferi saklamışlar. Hem de raf olarak kullanmışlar. Kolonun çıkıntısı da sanki onu böyle bir raf gibi göster. Bir sonraki videoda kamerayı ben tutacağım, videoyu Serkan çekecek. Ama doğru söylüyor. Eğer burada bir hani bu çıkıntıyı gözümüz görüyor değil mi? Bu çıkıntıyı gözümüz gördüğü zaman salondaki gibi hani yokmuş gibi davranmak yerine bunu biraz daha vurgulamak. Evet, kolon var. Kolonu da kullanayım. Hatta bunun üstüne ışıkla vurgu yapayım. Hatta ben buraya buradaki çıkıntının üstünde duran bir tablo koyayım. Asmayayım. Burada duran bir tablo koyayım. Yanında işte dekoratif eşyamız olsun. Daha güzel bir fikir. Saklayamadığınız şeyleri vurgulayın ki vurgulamak için yaptığınız düşünülsün. Hani yokmuş gibi davrandığınızda iç mimar arkadaşınız varsa fark ediyor. Öyle demeyeyim de göz hep oraya sadece o detay için takılıyor. Ama üstüne bir şeyler doldurduğunuzda bu sefer o güzelliği görüyorsunuz. Negatif demeyeyim de. Yapmak zorunda olduğunuz şey değil, güzellik için yaptığınız kısmı görüyorsunuz. Oturma odasının biraz çaprazında çamaşır odası kalıyor. Herhangi bir çamaşır odası, çamaşır dolabı varsa mutfak kapılarında olduğu gibi ben bunlarda da sürgülü kapıyı tercih etmeyi seviyorum. Sürgülü kapı size bu kapı dışarı açılamayacağı için koridordayız. İçeri açılması gerekiyor. İçerideki metrekareler çamaşır odası olduğundan dolayı daha küçükler. Kapı size orada yer kaybı oluyor. Ben bu kapıyı açtığım zaman komple burada işte çamaşır makinesine, kurutma makinesine yer var. İşte ütü masanız, bütün ıvır zıvırınızı alacak yer var. Ayrıca da priz olduğu için buraya, priz şurada Serkan senin tersinde kalacak ama burada priz olduğundan dolayı ütü masanızı açık bile bırakabilirsiniz. Yani ütü masanızı açık bırakıp burada ütünüzü bile yapabilirsiniz. O alan var. Yani ütü masasını çıkartıp evin herhangi bir yerinde yapmak zorunda kalmamak İyi bir şey çünkü bizim evde de ütü masası sürekli açık. Hani ani bir şeyiniz ütülü değilse sadece ütüyü prize takıp iş yapmak sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Çünkü ütüyü masasını açmak neyse insanlara ve bana da zor geliyor. Çamaşır odasından sonra ana banyo var. Fırat Lifestyle'ın diğer projelerinde gezdim. Banyoları genelde ferah ve kullanışlı oluyor. Burada da aynayı da size veriyorlar. Her ev turumda bahsediyorum ama diğerlerini izlememiş olma ihtimalinize karşı burada da bahsedeceğim. Tuvaletlere, banyolara en çok yakışan detay klozet üstlerine astığınız tablolar. Bunları daha bile büyük tercih edebilirsiniz. Zevkinize göre isterseniz buradaki gibi sadece baskı olabilir, sulu boya olabilir, yağlı boya olabilir. Herhangi bir şey. Sadece buraya bir tablo asın. İnanın böyle pahalı pahalı sabunluklar almaktansa buraya koyduğunuz bir tablo bütün görünüşü değiştiriyor. Duvarlarınızda seramik varsa böyle çift taraflı cırt cırtlı bantlar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Onlar çok sağlam tutuyorlar. Tabii sıfırdan
Banyo yaptırıyorsanız da her zaman dediğim gibi seramiği sadece eğer talep ediyorsanız lavabo arkasında ve duş içinde kullanın. Onun haricinde seramik kullanmamanızı öneririm. Burayı daha sıcak gösteriyor. Duş alanı da bayağı geniş. Ben buradan geçiyorsam herkes geçer herhalde. Duş alanının dikdörtgen olduğu evleri seviyorum. Böyle bazı evler, hatta kardeşim şimdi yeni bir eve taşınacak. O kadar küçük ki duşu, kare bir duş. Banyoda da aynı kare duş var. Hani şöyle eğilerek keselenme şansınız hiç yok. Bacağınızı kendinize çekerek keselenme şansınız hiç yok. Nasıl kullanacak o banyoyu bilmiyorum. Baktığınız evlerde ayıp değil. Duşun içine bir girip bakın. Çünkü insan ölçüleri, ebatları değişebiliyor. Çok ince uzun olabilirsiniz. Daha geniş iri yapılı olabilirsiniz. Satın alacağınız evde bu detay önemli. Burayı çok tatlı bir bebek odası yapmışlar. Salon haricindeki diğer mekanlarda laminat parke tercih edilmiş. Burada size önerebileceğim güzel detaylardan biri çocuk odalarında kullanılan lambriler. Bu lambrilere mesela çok para harcamak istemiyorsanız sadece yatak arkasında bırakıp yan duvara devam ettirmeyebilirsiniz. Ya da sizin için sıkıntı değilse bütün duvarlara devam ettirebilirsiniz. Odanın havasını bir anda böyle tatlılaştırıyor lambriler. Buraya rahatça bebek yatağı değil, başka bir yatak konulsa da sığacak bir metrekareye sahip. Hemen yan tarafında da çalışma masasının sığacağı bir metrekare mevcut. Yatak odaları kısmında camların yaraya kesilmemiş olması da evin değerini arttıran detaylardan biri. Gün ışığına ihtiyacımız var. Yani gün ışığını azaltmak istiyorsak biz bunu perdeyle evet azaltabiliyoruz. Kullandığımız kumaşlarla, işte güneş komple kesen perdelerle, güneşliklerle. Ama az olan ışığı arttıramıyoruz. Dolayısıyla bunlar ne kadar böyle yere kadar ve büyük camlar olursa, izolasyonu da iyiyse, yani dışarıdan soğuk almıyorsa ev alırken sizin için artı bir değer aslında. Önümde de zaten cam korkuluğu var. Cam korkuluk da buradan gelen ışığı kesmemiş oluyor. Camı neden açtım? Dışarısı -4 derece. Buradan çıkıyorum. Bu kitapla da çok tatlı olmuş. Dipnot, çocuk odasına böyle büyük parçalar koyacaksınız. Burası örnek daire, sıkıntı değil ama bunların hepsini duvara monte etmeniz gerekiyor. Çok tehlikeli. Çocukların nerelere tırmanacağını hayal bile edemezsiniz. Dolaplar teslim ediliyor. Diğer odada da gömme dolap var. Bu odada da var. Askılıkları bile koymuşlar. Çok iyi. Bayağı bir depolama alanı var burada. Lake bu dolaplar. Lake dolapların içerisinde ben de böyle MDF lamp tercih ediyorum. Lakenin içerisinde bir daha lake yapmıyorum. Hem maliyetini çok yükseltiyor hem de kullanırken nazik bir malzeme lake. Yani görünüşte lakeyi kullanmanız evet okey ama içeri kısımlarda daha böyle çizilen, kemer koyabileceğiniz, sert malzemeler koyabileceğiniz dayanıklı bir kaplama malzemesi gerekiyor. Çocuk odalarını bitirelim. Sonra ebeveyn odasına geçmiş oluruz. Bu odada İtalyan boya tercih edilmiş. Bu bayağı el işçiliğiyle yapılan bir detay. Ve konsepte de gayet uyum sağlamış. Üzerine böyle bir panodan aydınlatması yapılmış. Işığı açtığınızda bu da açılıyor. Arkası biraz daha böyle uzay temasını güçlendirmiş. Tek başına kalmamış bu aydınlatma. Bu odadaki güzel bir detay, balkon kısmı var. Mutfakta olduğu gibi. Ve bu balkon kısmında çözülen de ayrıyetten bir detay var. Şimdi evlerde diyorlar ki, bu eve klima takabilirsiniz, altyapısını hazırladık. Tamam, klimayı takalım. Peki klimanın dış ünitesini nereye takacağız? Böyle görürsünüz evlerde dış ünitelerin garip garip yerlere asıldığını ve yüksek katlı evlerse böyle garip bir dış görünüşü bozmaya başlayan bir detay oluyor. Burada balkondan azıcık almışlar. Hani dedim ya biraz önce, bana göre bu metrekare kaybı değil. Çünkü bana göre bu eve değer katan bir detay. Buradan sadece böyle bir 70-80 santim almışlar. Burada bir kapama mevcut değil. Burası doğal havalanıyor. Dış ünitelerinizi buraya koyduğunuzda hem buradan doğal havasını almış oluyor hem de buraya çalışırken sıcak havayı üflemediği için buranın kullanımını hiç engellememiş oluyor. Yazın siz klimayı evde açıyorsunuz. Bu sefer balkona koyduğunuz dış üniteler yüzünden balkon kullanılamaz hale geliyor. Hamam gibi garip kokusu olan alanlar oluyor. Burada öyle bir derdiniz olmuyor. Bunu sevdim çünkü bu sıkıntının aynısı Serkan'ın annesinin evinde de benim annemin evinde de vardı. Çözülemeyen bir problem olarak kaldı. Çünkü dış cepheye dış ünite monte etmek yasaktı. Bu odadan devam edelim. Orası biraz serin. Oda yerleşimiyle ilgili de
Buradan verebileceğim güzel bir örnek var. Çocuk odalarında yatağı biraz daha odanın az ışık olan yerine alıp çalışma masasını biraz daha keyifli olan yere koymak çocuğun odasını sevmesi için bir sebep aslında. Yani otururken ben dışarıyı göreyim, burası doğal aydınlatma olsun ve mümkünse yatağımı görmeyeyim. Kendi hani ofis alanı gibi bir şey oluyor burası. Önceliğimiz hani yatağın doğal ışık alması değil, önceliğimiz çalışma alanının ya da bir oturma alanı varsa onun doğal ışığa yakın olması. Burada zaten oda böyle tam kare olduğu için ikisi de gayet yeteri kadar ışığı alıyor. Buradaki gömme dolabın içi diğeriyle aynı mı ona bakayım. Evet. Aynı tasarım uygulanmış. Bu da teslim ediliyor. Bunların girmesi için bir boşluk olması da aslında burayı bize daha ferah hissetmemize sebep oluyor. Dolap ortada gözükmüyor. Ebeveyn odası. Bu son zamanlarda en beğendiğim ebeveyn odalarından biri oldu. Hoşuma giden detaylara teker teker size değineceğim. Ben normalde, evet, içeri girdiğimde yatak başını görmek istiyorum. Bu çocuk odası da olabilir, ebeveyn odası da olabilir, herhangi bir otel odası da olabilir. Yatak konulan alanlarda yatak başının görülmesi şık bir detay oluyor. Çünkü biz tasarım yaparken aslında süslediğimiz alan yatak başının arkası oluyor. Bu görüş alanımızın arkasında kaldığı zaman bu biraz boşa gidiyormuş gibi oluyor. Aslında boşa gitmiyor da yani görmek için pek gözükmüyor. Odakta kalmamış oluyor. Evinizi yerleştirirken buna dikkat edebilirsiniz. Burada baktığım metrekareye göre zaten mobilyasız teslim ediyorlar bunu. Yatağınızı rahatlıkla karşı duvara yani bu duvara koyabilirsiniz. Bu makyaj ve hazırlık alanında bu kısma koyabilirsiniz. Bu kısım zaten oradan burada doğal ışık aldığı gibi orada da doğal ışık almaya devam edecek. Burada biraz fonksiyonel bölüm yapmışlar sanki. Çünkü banyo, giyim odası o tarafta. Hemen hazırlanmak lojistik isterim diye mi? Evet, burası daha yakın. Yani 3 adım daha atsa benim istediğim gibi yerleştirilmiş evet. Olacaktı. Yani bu sizin kullanımıza da bağlı. Yani benim kendi evimde kendi çocuğumun odasında odak noktası olan duvara yatak başı sığmıyor mesela. Bir şekilde yan tarafa almak zorunda kaldım. Bu kitaba yazılı bir kural değil. Ama hani bunu bilin. Eğer uygulayamıyorsanız da ölümcül bir detay değil. Size burası böyle daha kolay geliyordur. Böyle kullanırsınız. Ama ben hani tasarım yaparken efor sarf ettiğim şeyin daha çok ilgi odağında olmasını seviyorum. Evden eve de bu detaylar değişebiliyor. Serkan dediği gibi ben burada daha rahat burayı kullanmak istiyorum diye ya da belki de ben buraya dolap yapacağım. Hani burası bana yetmezse ekleyeceğim. O zaman dolabı karşıya yapmaktansa buraya yapmak tabii ki daha mantıklı oluyor. Giyinme odasının kapısı yoksa kapağının olması gerekiyor. Çünkü bu alanların tozunu ve pisliğini kontrol edemezsiniz. Kapaklarını böyle genelde cam tercih ediyorlar her mobilyaya uyusun diye. Uyuyorlar. Cam tercih etmişken de içine aydınlatma eklemek daha iyi oluyor. Kapaklı olan şeylerin ardında ne olduğunu bazen unutabiliyoruz. Unutmasak da bir an böyle sabah hazırlanırken bütün kapaklar açılabiliyor. Onu engellemek adına cam kapak ve içine ışık eklediğiniz zaman en azından ha bu kıyafetim şu kapaktaymış diye direkt zaman tasarrufu ve kullanışlılığı arttırabilirsiniz. Burada ayna bölümü yapılmış. Şurada bir köşe var Serkan. Ben buraya kesin şöyle bir çanta dolabı, ayakkabı dolabı falan yapardım. Burada metrekareye ekleyebileceğiniz bir sürü dolap alanları var. Şuraya hemen böyle bir parfüm rafları eklerdim. Örneklerde kalorifer yakıyorlar. Bu sık rastladığımız bir detay değil. Bu hiç rastladığımız bir detay değil. Sabah içime kat kat neler girdim. Yani Serkan özellikle tembihledi. Hava soğuk, kesin içerisi soğuk olur diye. Evet, bildi. Ben diyorum niye üşümüyorum. Giyinme odasından ebeveyn banyosuna geçiş var. Burada evin değerini artıran bir diğer şey doğal havalandırmanın olması. Olmak zorunda değil ama varsa bilin ki gerçekten evin değerini arttırıyor. Bu kullanım kolaylığı sağlıyor size. Buralar havalandırmak istediğimiz alanlar çünkü. Banyo mobilyası ve ayna genel banyonunkiyle aynı. Serkan içeri sığabilirsin. Metrekare de aynı sanki. Duş alanı bir tık daha mı geniş? Emin değilim. Ama rahat kullanılacak genişlikte. Ha bundan bahsediyorum. Mesela diyelim ki yer dar. Bu eni genişletemiyorsunuz, o zaman boyu genişletin. Yani en azından duş alırken yani yönünüzü değiştirip kullanabilin buradaki alanı.
Burayı da küçültünce bu sefer hiç kımıldayacak yeriniz kalmıyor. Şöyle bir karede duş almak zorunda kalıyorsunuz. Bunu niye yapıyorlar bazen anlamıyorum ama yapılıyor. Birçok kez gördüm. Ay şunu göstereceğim. Bunun aynısını daha geçen gün beyazını aldım ben ofise. Perdenin bu nelerimi asmak için. Çok tatlı bir şey. Burada da çok tatlı olmuş. Ev turunu hızlı mı bitirdim nefesim yetmez diye ya? 40 dakika oldu. Serkan tabii dakikaya devam ediyor da bana sanki ben ne kadar pratikleşmişim hemen bitirdim diyecektim. Ya şu aynadan da bahsedeyim. Ayna çok güzel gözüküyor. Makyaj aynası deyince böyle illa küçük küçük şeyler kullanmak zorunda değilsiniz. Böyle kocaman uzun bir ayna o kadar güzel göstermiş ki odayı daha kaliteli gösteren bir detay olmuş. Sadece şunu kontrol edeceğim. Makyaj masasında kullandığınız sandalyenin hafif ya da dönebilir olması lazım. Kolay kullanabilmeniz için. Burada biraz yani bir tık ama en azından dönebiliyor. Ağırsa sandalyeniz dönebilir özelliğinin olması rahat çıkmanıza yardımcı olacak. Hafifse de sandalyeniz dönebilme özelliğine ihtiyacı yok. Zaten ittirerek çok kolay çıkabilirsiniz. Ben bir evde, müşterimin evinde ölçü almaya gittiğimde ne gördüm biliyor musunuz? Ve bunu yapan bir, yani bunu yapan da benim meslektaşım da çalışma masasına berjer koymuş. Çocuk rahat çalışsın diye. Berjer o kadar ağır ki. Altı şu dönen berjerler var ya Serkan bizim evde sattığımız. Çekmek mümkün değil. Dönüyor ama dönerken zaten kolları ve sırtı değiyor. Yani çalışma masalarının, makyaj masalarının, yani herhangi bir masanın önüne koyduğunuz oturma elemanının dönebilir ya da hafif ittirilebilir olması lazım. Oturup kalkarken size yardımcı olması için her meslekte olduğu gibi bu meslekte de işin ehli olmayanlar olabiliyor. Takipte kalın derim. Videoyu nerede kapatalım? Evin mutfağında kapatalım. Masada kapatalım. Burası çok tatlı gözüküyor. Bu koltuk takımı Velux Ankara'dakine de benziyor. Sanki onun L olmayan hali. Bence öyle. Gördüğüm mobilyayı genelde unutmam. Hazır gözüme çarpmışken şu detaydan da bahsedeyim. Koltuğunuz böyle mesela arka tarafı yemek masanıza geliyor. Koltuğun arkasını göstermek istemiyorsanız, gerçi burada mesela koltuğun arkası gayet şık duruyor. Ayakları falan bu kısım olmasa bile güzel duruyor. Koltuğunuz hoş değilse şöyle 20 santim kalınlığında bir dresuar yaptırmanız ya da hazır bulursanız almanız hem koltuğun arkasını kapatıyor hem de aksesuar koymanız için size bir yer sağlıyor. Buradaki görüntü ya zorla koydum bu koltuğu bu tarafa koyacak başka yer yoktu da ya ben koltuğun arkasını dresuarla şıklaştırdım buraya da aksesuarlarımı koydum. Bunu bilerek yaptığıma dönmüş oluyor. Bir ev turunun daha sonuna geldik. Kanalımda dediğim gibi bir sürü ev turları var. Bu ev turlarından birkaçını yan taraflara koyuyorum. Evin nerede, nasıl, kaç metrekare olduğu önemli değil. Bu videoların içerisinde hep kendi evinizde uygulayabileceğiniz detaylardan bahsediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.